En sık görülen boğaz hastalıkları nelerdir? Ve tabii kış mevsimindeyiz. Kış mevsiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk planda farenjit, biraz önce de Evet. açıkladığım gibi. Bunun dışında Evet. bademcik iltihapları oluşabiliyor. Bademcik iltihapları biraz daha ağır bir tablo. Bu bakterilerle oluşuyor. Çoğu zaman beta dediğimiz bir bakteri grubunun bademciğin enfekte etmesiyle oluşan yüksek ateş, eklem kas, vücut ağrılarıyla devam eden bayağı bir hırpalayıcı bir rahatsızlık. Onun yanında enfeksiyon biraz daha aşağılara doğru giderse bu sefer laranjit oluşabiliyor. Laranjitte de ses kısıklığı, öksürük, nefes darlığına kadar gidebilen bulgular ortaya çıkıyor. Peki korunma yolları Yine nelerdir? aynı, yani sonuçta hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani evet. Hijyenimize dikkat edeceğiz. İşte kalabalık ortamlardan kış mevsimlerinde mümkün olduğunca uzak kalmak lazım. Peki sıcak ve soğuk sıvı tüketimi etkisi var mı hocam boğaz Yani hastalıklarında? bazı bünyelere göre değişiyor ama tabii çok soğuk ve çok sıcak tüketimi önermiyoruz. Çünkü Ilık genelde ve evet. evet ılık tüketim daha çok önerdiğimiz bir şey, durum. Ama hani kimisi hassastır. Yani bu bünyeyle alakalı. Kimisi soğuğa çok hassastır boğazı. En ufak bir soğuk bir şey aldığında hemen faranjit olur. Kimsene de bir şey olmaz ama yani bunu ayarlamak lazım, ama bizim rutinde önerdiğimiz ılık şeyler. Genelde anneler çocuklarını hep böyle soğuktan dondurmadan korumak için, soğuk içeceklerden korumak için mücadele ederler çocuklarıyla birlikte. Neden? İşte aman dondurma yeme boğazın ağrır, işte onu soğuk içme boğazında bademcik şişmesi olur. Bu ne kadar doğru peki hocam? Yani şöyle, soğuk oradaki bir şeyi, bağışıklığı biraz düşürürse soğuk ortamda en ufak bir bakteriler ortaya çıkabiliyor, ama bu aslına bakarsanız baştan gelen bir alışkanlıkla da bana göre bağlantılı. Eğer nasıl alışık devam ederse öyle oluyor. Çocuk baştan soğuk beslenip çok küçük yaşlardan alışırsa bence bir şey olmuyor, ama hani hep böyle sıcak beslenip hep el üstünde tutulup sonradan böyle soğuk şeylere maruz kaldığında daha çok hasta oluyorlar. Böyle bir yetiştirme tarzıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kişiden kişiye değişiyor tabii bu dolay.